Merhabalar, herkese yeniden yeni bir video, yeni bir tarif ile merhaba diyorum. Kanalımdan, mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar değerli izleyicilerim, değerli abonelerim. Bugün sizlere muhteşem yapım aşaması çok pratik ve gerçekten çok lezzetli bir fırın yemeği tarifi hazırladım. Arkadaşlar ben yemeğimde tavuk pirzola ve sebze kullandım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yanına bir de pilav, mis, muhteşem, harika bir yemek. Gerçekten misafir sofralarına yakışan, dikkat çeken bir yemek diyebilirim arkadaşlar. Yiyen herkes tarifini istiyor arkadaşlar. Sizlerin de yapmanızı, denemenizi tavsiye ederim. Ve arkadaşlar sebzelerim biraz çoktu. Ben de mantar vardı. Mantarlıyı da ayrı yaptım. Mantarlı olana tavuktan bırakmadım. Sadece büyük tepside yapmış olduğuma tavuk pirzolamı kattım. Diğerini de sadece mantarla sebzeleri pişirdim. Ama gerçekten çok güzel oldu. İnanın kokusu, lezzeti muhteşem. Evet arkadaşlar. Bakın, ekranda gördüğünüz gibi ben bütün sebzelerimi kullanacağım yemeğimde. Yıkadım, patateslerimi soydum. Arkadaşlar soğanımı ve biberlerimi de çekirdeklerini çıkardım arkadaşlar. Birazdan yemeğimde kullanacağım. Evet arkadaşlar, tavuk pirzolalarımın üzerine sos malzemelerini ilave ettim. Tavuk pirzolalarımı yıkayıp iyice suyunu süzdürmüştüm arkadaşlar. İçerisinde hiç su yok arkadaşlar. Bu yemekte ben su kullanmıyorum. Zaten kendi birazdan göreceksiniz ne kadar sulandı. Evet arkadaşlar, iyice malzemeleri tavuk pirzolalara yedirelim. Ben sosumda arkadaşlar 2 yemek kaşığı yoğurt kullandım ve 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı nane, karabiber her zamanki gibi, kırmızı toz biber yine ilave ettim. Ve arkadaşlar sıvı yağ ve tereyağı eritmeden içerisine ilave ettim. Zaten yumuşamıştı daha doğrusu. Oda sıcaklığında beklettim, tereyağını ilave ettim arkadaşlar. Şimdi tepsinize görmüş olduğunuz gibi sosladığım tavuklarımı diziyorum. Ve üzerine de sebzelerimi, doğramış olduğum sebzelerimi yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, buraya kadar benimle birlikte videomu, tarifimi izleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kanalıma yeni gelen, bu ilk kanalımda bu tarifle karşılaşan arkadaşlara sesleniyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olur, zil butonunu açarsanız, beğeni ve yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sizlerden ricam, kanalımı eşinize, dostunuza paylaşıp onlara önerirseniz izlenmesine ön ayak olur. Kanalıma destekte bulunursanız size minnettar olurum arkadaşlar. Sonsuz teşekkürlerimi
iletiyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum arkadaşlar. Çok öpüyorum sizi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bakın sebzelerimi doğradım ve tavuktan artan sosun içerisinde iyice harmanlayıp malzemelerimin de soslanıp öyle arkadaşlar sağladım ve öyle getirdim. Bakın tavuklarımın, yani tavuk pirzolaların üzerine diziyorum. Daha sonra çok böyle minik minik tereyağları üzerine dizdikten sonra tereyağını da ara ara yerleştireceğim ve daha önce ısıtmış olduğum, yani 200 dereceye ayarladığım fırınıma pişmesi için yollayacağım. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel oldu. Muhteşem renk dümbüşü. Ben böyle hayran kalıyorum arkadaşlar. Renklere bayılıyorum. Çok güzel. Gerçekten nefis görünüyor. Sizlerin de bu güzel tariflerimi denemenizi gerçekten çok ciddiyim. Çok istiyorum arkadaşlar. Denediğiniz zaman da arkadaşlar ne olur lütfen, çok rica ediyorum, yorum kısmında belirtin. Evet arkadaşlar bakın sebzelerim kalmıştı. Birazını da mantarla pişirdim. Mantar yemek istemeyen buradan bakın bu tepside ben buraya mantar ilave etmedim. Bakın arkadaşlar yemeğim pişiyor. Gerçekten muhteşem. Çok güzel bir lezzet. Ani misafirlerde arkadaşlar çok çok yapım aşaması çok pratik bir yemek. Ve de lezzeti inan, yani kebaptan daha da lezzetli arkadaşlar. Çok güzel. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Yeni gelen arkadaşlara sesleniyorum. Eğer kanalıma abone olup arkadaşlar daha aşağılara inip daha farklı tariflerimle de karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel tariflerim var kanalımda. Onlara da bakıp onlara da bir göz gezdirip illa kendinize uygun bir tarif ile karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden her sese hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet arkadaşlar bakın ben pilav yapmıştım. 2-3 gündür arkadaşlar böyle sade pilav yapıyorum. Onu tercih ettik. Biraz artık sebzeli, şehriyeli veya arpa şehriyeli sade pilav. Onlardan herhalde biraz şey olduk. Şu an sade pirinç pilavını tercih ediyorum. Ve yemeğim yanında zaten harika. Gördüğünüz gibi bakın bembeyaz pamuk gibi bir pilav. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Her şey mükemmel. Umarım sizler de tariflerimi beğenirsiniz. Bir de üzerine arkadaşlar süs yapıyorum domatesle. Ben hiç durmuyorum arkadaşlar. İlla bir yerine bir şeyler yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Rabbime emanetsiniz.